Hayırlı sabahlar. Vefat haberleri sıklaştı yine. Hemen her gün yeni bir vefat haberi alıyoruz. Son aldığımız haber Profesör Doktor Necmettin Yılmaz. Necmettin Bey'le 1976-77'de Hacettepe'de iki sömestr okuduğumuz dönemde tanışmış idik. Biyoloji bölümünde okuyordu. Çok ihlaslı, samimi bir nur talebesiydi ve uzun zamandır da haberleşememiştik ve vefat haberiyle sarsılmış olduk. Allah rahmet eylesin. Ailesine, camianın başı sağ olsun. Mahmut Hoca Efendi'yi konuşuyorduk. Cuma günü Fatih Camii'ne çıkan, cadde ve sokaklarını dolduran muazzam bir cemaatle ebediyet alemine uğurlandı. Mahmut Hoca'nın iki seneden fazla bir zaman önce bir mesajı gündeme gelmişti ve o zaman da yayın konusu yapmıştık, yazı konusu yapmıştık. 5 Nisan 2020'de yayınlanan yazımızda şunları ifade etmiştik, tekrar bir hatırlayalım. Hoca Efendi adına iletilen mesaj manidar ve düşündürücüydü. Şöyle ki, son günlerde rüyasında sürekli Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam gören hocamız şunu söylüyor. Çok büyük bir nifak var. Dualar samimiyetsiz. Bu yüzden yerine ulaşmıyor. Herkes helalleşmeli. Mesajın özeti bu. Ve burada bir not. Hazreti Peygamber'in görüldüğü rüyalar sadıktır, sahihtir. Ve bu mesaj şu soruyu gündeme getiriyor. Kim kiminle helalleşecek? Elbette ki öncelikle birilerinin hakkına girenler mağdur ettiklerinden helallik dileyecekler. Bunun için de evvela o mağduriyete yol açan uygulamaları sona erdirecekler. Son yılların çok acı gerçeği şu ki ülkemiz belki de tarihte görülmemiş büyüklükte dehşet verici bir fitne hareketine maruz kaldı. Dindar insanlar karşı karşıya getirildi. Cemaat olma niteliğinin ötesine geçilerek ve birilerinin iktidar ortağı ve sahibi olma hevesiyle yapılan fahiş hatalar maalesef kadere fetva verdirdi ve o aynı ortaklığın parti ayağını harekete geçirerek bir büyük kumpası tetikledi. Sonrasında o dindarlardan siyasi güç ve iktidarı elinde bulunduranlar devletin bütün gücünü ve imkanlarını da kullanarak acımasızca kendilerine ihanet etmekle suçladıkları diğer dindarlara inanılmaz hukuksuzlukları reva gördüler. Acımasız bir hakimiyet mücadelesi uğruna. Dindarı dindara kırdıran bu fitne en çok perde gerisindeki şer odaklarını sevindirdi. Sonuçta olan bu iktidar kavgasıyla hiç alakası bulunmayan masum insanlar oldu. İşin daha da acı olan tarafı, önde gelenlerinin de ortada bıraktığı masum insanlara yapılan hukuksuzluklara, sırf siyasi tarafkirlik sebebi ve sahikiyle dindar çoğunluğun arka çıkması, destek vermesi ve sessiz kalmasıydı. Böylece çoğunluğun bir şekilde zulme onay veriyor durumuna düşmesi ne yazık ki umumi musibetleri celbetti ve bu hal duaların hak katında kabulüne engel oldu. Buna karşılık masumun ve mazlumun ahı arşa çıktı. Neticesi İşte peş peşe gelen musibetler, orman yangınları, seller, depremler, korona, pandemi ve son olarak herkesi bunaltan geçim sıkıntısı, pahalılık. O zaman bu durumdan çıkabilmenin ilk şartı Hoca Efendi'nin bahsetmiş olduğu nifak halini, fitneyi bir an evvel sona erdirip helalleşme atmosferini oluşturmak olmalı. Dediğimiz gibi 5 Nisan 2020'de yayınlandı bu yazı ve bu yazıyı Mahmut Hoca Efendi'nin vefatı sonrasında rahmet duasıyla bir defa daha hatırlatmış olduk. Ve diyoruz ki o zaman gündeme getirdiğimiz, çağrısını yaptığımız helalleşme siyasetin iktidar canibinde maalesef hala kabul görmüş değil. Ama enteresan bir şekilde muhalefet tarafından sahiplenildi. Ve toplumda da mâkes buldu, bulmaya devam ediyor. İktidarın
İşte dindar siyasetçiler elindeki iktidarın böyle bir helalleşme çağrısına, o dindarlığın kul hakkına riayeti, hassasiyeti gerektiren bildiğimiz anlamdaki dindarlığın gereği olarak bu çağrıya daha fazla riayet etmeleri, müspet cevap vermeleri gerekirken maalesef bundan uzak durmaya devam ediyorlar. Buna mukabil CHP'nin gündeme getirdiği helalleşme ve takipçisi olduğu helalleşme mesajları çok manidar bir şekilde, hiç beklenmedik bir adreste ifade edildi, edilmeye devam ediyor ve toplumda da çok olumlu karşılık buluyor. Temennimiz bu helalleşme anlayışının iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasete, tüm topluma mal olması. Burada şunu da ifade edelim. Mahmut Hoca Efendi'nin cenazesine katıldık. Dediğimiz gibi Fatih Camii'ne giden ana caddeler, sokaklar bir insan seliydi. Ve bu buluşmayı, Hoca Efendi'ye son vazifeyi yapma hassasiyetiyle orada toplanan cemaatin bu buluşmasını bir siyasi gövde gösterisi olarak takdim etmek isteyenler var. Ve bu çerçevede çok anormal ve hiçbir vicdanın, hiçbir İslami hassasiyetin, insani hassasiyetin kabul etmeyeceği yorumlar yapılıyor. Oradaki o cemaatin toplanmasından bir siyasi netice çıkarma amacı gözleniyor bir kısım mesajlarda. Bunun tabii ki hiçbir İslami ve insani ölçüyle bağdaştırılması mümkün değil böyle bir yaklaşımın. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda gene böyle sembol şahsiyetler, farklı ideolojik fikirlere sahip olan, yaklaşımlara sahip olan insanlarla ilgili benzer manzaralar yaşanıyordu ve bir kutuplaşma manzarası ortaya çıkıyordu ve her bir sembol şahsiyetin işte siyasi cinayetlerle, suikastlarla vesaire katledilen insanların cenazeleri kendi o ideolojiye sahip olan insanların gövde gösterisine dönüşüyordu. Ve Türkiye açısından birlik beraberlik, toplumun birlik beraberliği açısından çok sakıncalı görüntüler ortaya çıkıyordu. Şimdi benzer bir gerilimi, bir kutuplaşmayı karşılıklı gövde gösterileri ne işi dönüştürmeyi elbette ki tasvip etmek mümkün değil. Ve burada bir gözlemimizi de ifade edelim. Cenazeden sonra anons yapılırken Cumhurbaşkanı'nın da orada olacağı ve bir konuşma yapacağı ifade edildi. Ama gördüğümüz şu oldu. Cemaatin büyük bir ekseriyeti o konuşmayı falan beklemeden dağılmaya başladı. Yani bu aslında o cenazeye katılanların söz konusu istismar ve buradan bir siyasi netice istihsal etme peşinde olanlara cevabı olarak yorumlanması gereken bir tabloyu gösteriyor. Bunun yanında bir de şöyle bir hatırlatma yapalım. Erdoğan'ın orada tabutta omuz vermesini, onun fotoğrafını göstererek yine oradan, o fotoğraflardan bir netice çıkarmak isteyenlere bir küçük hatırlatma. Erdoğan başbakanken yine Fatih Camii'nde rahmetli Sungur abinin cenazesine katılmıştı. Ve cenaze arabasını el sallayarak uğurlamıştı. Sonra ne olduğunu biliyoruz. Sungur abinin damadı, Danıştay hakimi Kasım Davas, başörtüsü yasağını reddeden hakim hala zindanda. Ve Sungur abinin kızı gene bu sürecin mağdurlarından. Şimdi siyasette vefa yok maalesef. Ve böyle bir siyaset anlayışından Allah'a sığınmak lazım. Bunu da ifade ederek o oradaki görüntülerden böyle mesajlar çıkarmak isteyenlere bunu da hatırlatarak yayınımızı tamamlayalım.
Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.